Bugün böyle bir vesileyle aranızda olmak gerçekten bizler için bir mutluluk kaynağı. İstenmeyen bir olay oldu. Bizlere yakışmayan bir olay oldu. Ama netice itibariyle de bu barış sağlandıysa geriye olmamış gibi bu olayları önümüze bakıp devam etmemiz gerekiyor. Tabii en başında her iki tarafa da yaklaşımlarından dolayı, parti ahlaklarından dolayı ve iradelerini partiye bırakmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü biz parti olarak devreye girdiğimizde her iki taraf partinin alacağı her karar bizim için bağlayıcıdır, bizim irademizdir demişlerdir. Ve bu duruş, bu tavır da tam bir parti ahlakına yakışır bir tavırdır. Bu nedenle her iki tarafa da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bu süreci yöneten bir komisyon kuruldu. Bir ay boyunca her iki tarafla görüşmeler sağlandı ve bu komisyona da vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii şunu unutmamak lazım. Devlet aklı bu tarz durumlarda her zaman çözümü mahkemeler olarak gösterir. Ama bu mahkemelerde hiçbir zaman çözüm odaklı bir sonuç çıkmaz. Ve tam tersi olarak toplumu bir kutuplaştırmaya yöneltir. Çok eski dönemlerden beri, yıllardır parti olarak bizim yaklaşımımız, parti kültürümüz, cemaat yoluyla bu sorunları çözmektir. Ve toplum nezdinde de bu şekilde birçok sorun çözüme kavuşmuş ve kalıcı çözüme kavuşmuştur. Bu nedenle de bundan sonra da bu şekilde tavrımız net olacak, olaylara yaklaşımımız da aynı şekilde gerçekleşecek. Açıkçası biz şunu çok iyi biliyoruz. Barışı gerçekleştirmek zor bir durumdur ve herkesin harcı da değildir. Sorun ya da savaş diye tabir edebilirsek çıkarmak kolaydır. Sorun çıkarmak çok kolaydır ama barışı sağlamak çok zordur. Barışı da ancak onurlu insanlar sağlayabilir. Yine yakın zamanda biliyorsunuz Urfa'da Şen Yaşar ailesi bir barış sağladı. Çok zor süreçlerden geçtiler, kayıpları oldu ve onlar da bu uzun zamandır vermiş oldukları mücadele sonrası bir onurlu barışı tesis ettiler. Biz önümüzdeki süreçte de her zaman toplumsal olarak bu barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yerine getireceğiz. Bu barış ortamını sağladıkları için hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Botanlılarda, Siirtlilerde, Şırnaklılarda, Adıyamanlılarda kardeşiz ve bilinmelidir ki bundan sonra hiçbir şey yoktur. Hepimiz öz be öz kardeş gibiyiz. Bu bilinsin istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yok gel biraz yayılım.